Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Edindiğimiz son dakika bilgilerine göre Türkiye'nin yerli ve milli hamlesine çok kritik derecede katkıda bulunacak bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz gibi bundan tam bir yıl öncesinde 29 Ekim 2020 günü Türkiye'nin en başarılı insansız hava aracı üreticilerinden Baykar Savunma'nın Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, video paylaşımıyla beraber çok önemli bir duyuru yapmıştı. Yapılan bu duyurunun içeriğinde TEİ tarafından Türkiye'de ilk defa milli üretilen ve insansız hava araçlarında kullanılması planlanan TİPD-170 turbo dizel havacılık motoru vardı. Çekilen video Selçuk Bayraktar'ın paylaşımından bir ay öncesine ait olduğu belirtildi. Bu video üretilen motorun test görüntülerini içeriyordu. Fakat Selçuk Bayraktar yine burada kritik bir noktaya değinerek, görüntülerdeki TİPD-170 motorunun prototip değil, seri üretim motoru olduğunu ifade etmişti. Selçuk Bayraktar'ın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuru aynen şöyle diyordu. TEİ'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz, test ettik, kıyasladık. Akıncı ve Bayraktar TB3'e güç verecek. Atı alan 3 nokta. Son cümle, hatta deyim diyelim, aslında bile isteye yarım bırakılmıştı. Çünkü o deyimi tamamlayan açıklama bir başkasından geldi. O dönem yaşanan gelişme sadece bununla kalmamış, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ TEİ tarafından da resmi Twitter hesabından Selçuk Bayraktar'ı doğrular şekilde şöyle bir paylaşım yapılmıştı. Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TİPD-170, seri üretime geçişinin ardından Baykar Savunma'da Akıncı ve Bayraktar TB3 için yer testlerinde. 3 nokta Üsküdar'ı geçti. Böylelikle Selçuk Bayraktar pası atmış, TEİ ise şutu çekmiş oldu. Bir senelik bir zaman diliminden sonra dün TEİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit bir canlı yayına katıldı ve herkesin beklediği o müjdeli haberi verdi. Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Baykar Savunma tarafından geliştirme çalışmalarına devam edilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarında kullanılması kararlaştırılan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli üretilen havacılık motoru TİPD-170 turbo dizellerin teslimatlarına başladıklarını belirtti. Bundan sonrası artık Baykar Savunma'ya düşüyor. Ufak bir dipnot olarak belirtmekte fayda var. Bahsi geçen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının 2022 yılı içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Yani buradan da anlayacağımız üzere Baykar Savunma çoktan projenin geliştirilmesi aşamasında sona gelmiş, seri üretim için hazırlıklara başlamış durumda. Motor tedariklerinin de başlamasıyla beraber entegrasyon faaliyetleri gerçekleştirildikten sonra önümüzdeki yıl içerisinde Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarını gökyüzüyle kavuşmuş bir şekilde hep beraber izliyor olacağız. Bayraktar TB3 ilk kez Selçuk Bayraktar tarafından 29 Ekim 2020 tarihindeki paylaşımla duyurulmuştu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda az önce de bahsettiğimiz gibi PD-170 veya türevi olduğu tahmin edilen yerli motorun test edildiğini ve bu motorun Akıncı taarruzlu insansız hava aracı ve Bayraktar TB3'e entegre edileceğini belirtmişti. Selçuk Bayraktar motoru dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru olarak lanse etti. Selçuk Bayraktar daha sonra Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor ifadelerinde bulundu. TB3'ün geliştiricisi Baykar Savunma, 21 Temmuz 2021'de Twitter'da yaptığı paylaşımda TB3'ün TCG Anadolu'da konuşlanmış halinin ilk bilgisayar görüntülerini gösterdi. Paylaşımdan TB3'ün jet motoruna sahip Bayraktar Mius ile birlikte görev yapacağı öğrenildi. Bildiğiniz gibi Bayraktar TB3 projesi TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisine konuşlanacak katlanır kanatlı insansız hava aracı hedefiyle başlatıldı. Böylelikle dünyada da bir ilke imza atılmış ve TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Başta TUSAŞ'ın Anka platformu olmak üzere MALE sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılaması hedeflenerek Türkiye'nin ilk yerli ve milli havacılık motorunu geliştirmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle başlayan projenin çıktısı olan TİPD-170 turbo dizel havacılık motoru
172 beygir güç üretme kapasitesine sahiptir. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan TYP-D-170, iki kademe seri turbo şarj sistemine sahiptir. JP8 veya Jet A1 yakıtlarıyla çalıştırılabilen TYP-D-170 motoru 162 kg kuru ağırlığı ile rakiplerinin oldukça önünde yer almaktadır. TEİ imkanlarıyla üretilen ve yazılımı geliştirilen yedekli motor kontrol sistemine sahip olan, sivil havacılık standartları esas alınarak geliştirilen TYP-D-170 motoru 45.000 feet tavan irtifaya sahiptir. 8.000 saatlik kalibrasyon ve test faaliyetlerinin sonunda seri üretim aşamasına gelen TYP-D-170 motoru, Anka platformu ile ilk uçuşunu 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirmiş olup, 2021 yılı içerisinde Aksungur ile uçuşlara devam etmiştir. Bayraktar TB3'ün ilk kez paylaşılan fotoğraflarından da anlaşıldığı üzere TB3'ler MIUS'larla beraber görev yapacak. O yüzden kısaca MIUS'tan da bahsedip videoyu sonlandırmak istiyorum. Bayraktar MIUS ya da Muharip İnsansız Uçak Sistemi, Türk İnsansız Hava Aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır. Firma tarafından paylaşılan verilere göre Muharip İnsansız Uçak Sistemi MIUS, 40.000 feet operasyonel irtifaya, 5.5 ton kalkış ağırlığına, 1.5 ton faydalı yüke, 1 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. İlk prototipler ses altı subsonik hızda gidecekken, sonraki prototiplerin ses hızının üstüne, yani süpersonik hızlara çıkması bekleniyor. MIUS'un farklı turbofan motorlar kullanan A ve B olmak üzere iki farklı varyantı geliştirilecek. Bayraktar MIUS için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştır. Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşandı. Bu tarihte Bayraktar MIUS'a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. 11 Kasım 2021 tarihinde Saha Expo etkinliğinde Baykar ile Ukraynalı Ivchenko Progress arasında AI-322F turbofan motor tedarik anlaşması ve AI-25 TLT turbofan motor entegrasyon sözleşmesi imzalandı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.